Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar bir bitki tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bitki tanıtım serimizin devamı. Biliyorsunuz bakımı kolay, karbondioksit gerektirmeyen, kendi tecrübelerime dayanarak baktığım, bakımını kolay bulduğum, çoğaltabildiğim bitkileri tek tek sizler için inceliyorum. Sizlere öneriyorum. Böylelikle bitki bakımının, akvaryumda bitki bakımının zor olmadığını herkese göstermek, akvaryumların daha çok bitkili olmasını istiyorum. Sizleri de cesaretlendirmek istiyorum. Çünkü hem görsel olarak çok güzel, hem de akvaryum ekosistemine faydası var. Atık emiliminde, atıktan kastım işte mineraller, fazla mineral varsa, en önemlisi nitrat yükünü azaltıyor. Ve daha da önemlisi balıkların stresini alıyor. Onları daha da doğal ortamlarına yakın bir şekilde yaşatıyorsunuz ve balıklardan daha iyi randıman alıyorsunuz. Randımandan da kastım işte renkleri daha güzel oluyor, daha stresli oluyorlar, daha iyi gelişiyorlar. Bir sürü faydası var. Bugün de iki tane kolay bitkimiz var inceleyeceğimiz. Kabomba, hobide meşhur bitkiler ve Eleoda, çok bakımı kolay, kökü olmayan saplı bitki diye geçiyor. Kök salmıyor. Kökleri var tabii ki de ama hani bir kuma ihtiyacı yok. Örneklerini göstereceğim size. İlla akvaryumda kum olması gerekiyor mu diye düşünmeyin. Gerekmez bu bitkilere bakmak için. Örneğin kabombaya bakacak olursak şu akvaryumda şu soldaki kabomba bitkimiz, şurada da şu bitki de Eleoda bitkimiz. Burada hani ben sabitlemek için kuma gömdüm ama aşağıdaki akvaryumda bakarsak şöyle altında bir ağırlık filtre malzemesi seramik var. Onun içine iliştirmiştim. İlla ona da gerek yok. Kendi kafanıza göre bir ağırlığa takıp akvaryumda atabilirsiniz. İsterseniz suyun üzerinde de bırakın. O yine gelişiyor, çoğalıyor ama görsel olarak böyle daha güzel oluyor. Şu tarafta iki tutam diyelim. Kabombam var. Yine diğer akvaryumlardan budayıp buraya atmıştım. Ve yine de Eleoda var. Bunlara dikkat edersiniz. Bir yere sabitlemedim. Suyun üstünde dursun diye atmıştım. Yukarıdaki su üstü bitkiler çoğalınca onlar aşağıda kaldı. Öyle çoğalıp gidiyorlar. Bu iki bitkimiz bakımı gayet kolay. Kendi kendini idare edebilen bitkiler. Bakım gereksinimi çok az. Dediğim gibi köksüz değiller tabii ki. Her bitkinin kökü olur. Şurada bakarsanız gövdeden kökler uzanıyor. Eleoda da oluyor o tarz kökler. Şu arkada görebilirsiniz. Ancak az oluyor. Farklı farklı şekillerde kullanabilirsiniz bu bitkileri. Suyun yüzeyini kaplıyorlar. Şu şekilde bakarsanız canlı doğuran balıklarınız varsa onlar için gayet güzel istirahat bölgesi oluyor. Şu akvaryumda olduğu gibi. Burası tamamen kapanmış artık. Akvaryumun derinlikleri gözükmüyor. Kabombanın yukarıdan görüntüsünü görüyorsunuz. Yine bu akvaryumda küçük bir tutam kabombamız var. 2-3 tane de Eleoda'mız var. Bunları iki yaprağın arasından, yani iki tane yaprak çıkıyor örneğin şuradan. O yaprağın arasından saptan kesip çoğaltabilirsiniz. Kendi zevkinize göre uzunluğunu ayarlayıp kesip çoğaltabilirsiniz. Burası bayağı bir uzadı. Ben buradan genelde kesip çoğaltıyorum. Uzadıktan sonra suyun yüzeyine geldikten sonra yatay şekilde yine uzamaya devam ediyor. Öyle kesip şöyle dik şekilde istediğiniz yere ekebiliyorsunuz. Eleoda da aynı şekil. Su üstü bitkisi olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi canlı doğuranlar için gayet güzel. Yavruların saklanması için ortam yaratıyor. Bu şekilde. Ekstra bir gereksinimi yok. Ben birçok akvaryumunda, her akvaryumun biliyorsunuz kimyası farklı. pH'sından tutup kumuna, şurada mesela örneğin kum yok. Kum olmayınca da akvaryumun pH'sı tabii değişiyor.
Şurada kum var. Dere kumu var. Şurada dere kumu var. Burada hiçbir özelliği olmayan karides kumu var. Yani hiçbir salınım yapmıyor. Burada kabamba ve eloğu da yok. Biraz asidik burası. Ancak zaten kabamba biliyorsunuz ve eloğu da Güney Amerika bitkileri, kökenleri. Asidik suda daha iyi gelişiyorlar. Buraya atmadım çünkü zaten kalabalık. Yani genel bitki bakımına biraz da olsa hakimseniz, örneğin su değişimi bitkiler için de önemli tabii ki de. Veya baktığınız yapraklarda erime oluyor, gelişim az oluyor. Demek ki mineraliniz eksik. Bölgeden bölgeye su içeriği değişiyor tabii ki de. Fosfat, potasyum ekleyebilirsiniz. En önemlisi potasyum, fosfat yosunlaşmaya dengeyi tutturamazsanız yeşil nokta yosununa sebep olabiliyor. Ama akvaryum oturduktan sonra gönül rahatlığıyla fosfat ekleyebilirsiniz. Fosfat çünkü bitkilerin gelişimini hızlandırıyor. Daha çok dallanıyorlar. Çiçekleri varsa çiçeklenmeyi hızlandırıyor. Daha güzel yapraklar oluyor. Potasyum da aynı şekilde. Potasyum yaprakların erimesini engelliyor vesaire. Yosun sorununuz varsa da yine kanalda bir sürü yosun sorunuyla ilgili videolar mevcut. Yosun yiyici balıklar birinci tercihiniz olsun. Salyangozlar ikinci tercihiniz olsun. Kimyasallara çok bulaşmayın. Akvaryumun dengesi oturduktan sonra yosun sorunu da kendi kendine çözülüyor. Her akvaryumumda, her yeni kurulumda ben yosun sorunu yaşıyorum. Önce diatom dediğimiz sorun başlıyor. Akvaryum kendine geldikten sonra bu sefer fazlalık varsa ya da bitki yükü azsa ve siz gübreleme yapıyorsanız, güneş fazla alıyorsa yeşil nokta sorunu yaşarsınız. Ondan da korkmayın. Bir iki tane cüce vatoz, ne bileyim sahe, vantuzlu çöpçü, onlar hallediyorlar. Canlı doğuranlar bile, lepistes olsun, moli olsun, bu tarz balıklar da yosunları yemeyi seviyorlar. Ancak en etkilileri cüce vatozlar. Diğer balıklar da var, daha etkili. Ancak çok piyasada bulunmuyor. Mesela örneğin kelebek vatoz. Onlar da güzel yosun temizleyiciler. Onun dışında sahe olabilir. Flying fox olur. Yine sahaya benzer bir balık. En güçlüsü de otosinklus. Ama maalesef İtalya balık olduğu için çok bulunmuyor piyasada. Bulununca da fiyatı yüksek oluyor. Hemen de satılıyor nedense. Fiyat yüksek olmasına rağmen. Ve en önemlisi arkadaşlar, bitkili akvaryuma başlayınca çoğu kişi şey düşünüyor, hani bitkiye başladım, bitkiler eridi, yosun oldu vesaire. Çünkü birçok kişi aynı yanlışı yapıyor, ben de aynı yanlışı yapıyordum. Bitki yükünü ilk başlangıçta yüksek tutun. Veya mümkünse, eğer ki mesela diyelim, çünkü şu an sıfırdan bitki almak da pahalı, her şey pahalı oldu zaten. Diyelim sıfırdan az miktarda bitki aldınız, onları çoğaltmayı planlıyorsunuz, yüklenmeyin akvaryuma. Çünkü akvaryumda bir sürü mineral oluyor. Siz de gaza gelip daha fazla gübreleme yaparsanız, 4-5 tane bitkiniz var, ona ekstradan gübre atarsanız suya, üstüne harıl harıl günde 10 saat ışık verirseniz, tabii ki yosun sorunu oluşacak. Çünkü onları tüketecek bitki yok ortamda. O sebepten o tarz yanlışlar yapmayın. En etkili yosunla hiç bulaşmadan bir akvaryumu, bir sistemi başlatmak, yüklü bir bitki yüküyle başlamak. Bunu da ben zamanla öğrendim. Ben de başlarda az az bitki alıyordum maddi sebeplerden dolayı. Ancak kendi bitkilerimi üretmeye başladıktan sonra yeni bir akvaryum aldığım zaman direkt kendi bitkilerimle yüklü bir başlangıç yapıyorum. Bitki yükü yüksek oluyor ve yosun sorunu çok daha az yaşıyorum. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu arada Kaan kardeşime selamlar olsun. Yorumlarda selam istiyor videolarda benden. Sanki milyonlar izliyor bizi de. Kardeşime de selam olsun buradan. Umarım faydalı bir video olmuştur. Zamanınız için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Her zaman her videonun sonunda söylediğim gibi yine tekrarlıyorum. Macuatik diye bir Instagram hesabım var. Linki videonun altında mevcut. Orada akvaryumlarla ilgili fotoğraflar paylaşıyorum. İlginizi çekiyorsa oraya da bir göz atıp birkaç fotoğraf beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.